Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş nedenimiz yeni yönetimle olan ilişkilerin, Türkiye ile yeni yönetim arasında olan ilişkilerde bir farklılık olup olmayacağını genel manada anlamak oldu. Üç konu gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi Fethullah Gülen'in iadesinin yapılıp yapılmayacağı konusuydu. Obama yönetimi malumunuz, Obama yönetimi döneminde Fethullah Gülen'in iadesi konusu hep hukuki bir konu olarak gündeme getiriliyordu. Siyasi bir konu olmadığı belirtiliyordu. Bu defa bir farklılık var mı diye sorgulamaya çalıştık. Çünkü hükümetin temsilcileri özellikle sanki bir olumlu bir hava estiriyorlar. Bir gelişme olacakmış gibi bir sunuyorlar bunu. Ancak gördük ki bu konuda esasen Obama yönetiminden farklı bir çizgide değil Donald Trump yönetimi. Ve bunu da yine hukuki bir çerçevede değerlendiriyorlar. Siyasi bir konu olmadığını ısrarla belirtiyorlar. Dolayısıyla bu konuda bir gelişmenin olmayacağını anlıyoruz. İkinci bir konu özellikle Suriye konusuydu ve PYD ile ABD'nin işbirliğiydi. Biz terör örgütü PYD ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de işbirliği yapmasını, NATO müttefiki Türkiye'yi bir kenara bırakmasını yanlış bulduğumuzu belirttik. Bunun altını çizdik. Esasen bürokrasinin önemli bir kısmı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bürokrasinin önemli bir kısmı Obama döneminden kalma bürokrasi ve PYD ile ilişkiyi geliştirmeyi tercih olarak ön plana çıkaran bürokrasi. Tabii bu çevrelerde bu çok hoş karşılanmıyor ama yönetim, özellikle yönetimden bazı insanlarla görüştüğümüzde onlar da Türkiye'nin Obama yönetimi önemini çok fazla idrak edemediğini belirtti ve kendileri zamanında Türkiye'nin öneminin daha iyi anlaşılacağını, daha iyi anlaşıldığını, kendilerinin bu önemi bildiğini belirtiyorlar ama PYD konusuna gelince esasen çok farklı bir çizgi takip etmeyeceklerini görüyoruz PYD konusunda da. Yine Rakka'ya dönük operasyon konusunda PYD ile ortak hareket edeceklermiş gibi bir izlenim edindik. Ayrıca Membiç konusu gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri Membiç konusunda Türkiye ile çok zıt bir çizgide bulunuyorlar. Membiç konusunu, Membiç'ten bir PYD'nin uzaklaştırılması gibi bir formülasyonu esasen kabul etmiyorlar. Ve gördüğümüz kadarıyla da kendileri de açık açık söylüyor. Membiç'te ABD askerlerinin olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Membiç konusunun kolay halledilemeyecek bir konu olduğunu belirtmek isteriz. Esasen Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz vurguladık. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Amerika'nın çok çalışma yapması gerektiğini, Suriye'deki boşluktan yararlanıp birilerinin bir fırsatçılığa kalkışmaması gerektiğini, herhangi bir grubun bu fırsatçılığı kullanmaması gerektiğini belirttik. Ama şunu da görüyoruz, toprak bütünlüğü konusu maalesef o kadar önemsenmiyor gibi bir algı edindik. Zira arazide her grup, özellikle PYD, yeni yerler işgal etmeye, yeni yerleri elde etmeye çalışıyor. Bir taraftan koridordan vazgeçmiyor. Diğer taraftan Rakka'yı alıp kendi topraklarına katmak istiyor. Böyle bir anlayışın içerisinde olduğunu ve ABD'deki yönetimin de esasen PYD ile çalışmaktan vazgeçmeyeceğini anlamış olduk. Üçüncü konu referandum konusu. Buradaki yönetim referanduma biz zaten Amerika veya herhangi bir ülkenin Türkiye'deki demokratik sisteme müdahale etmesini asla istemeyiz ve buna karşı çıkarız. Ama bize yöneltilen sorulardan şunu anlıyoruz ki Türkiye'deki demokratik sistemin kaybolacağını düşünüyorlar. Tek adam rejimine geçileceğini düşünüyorlar. Türkiye'nin ekseninin kayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bir Batı ittifakına dahil bir Türkiye'nin bu suretle Batı'dan uzaklaşacağını duyuyorlar ve bundan endişe duyuyorlar. Dolayısıyla düşünceleri bu referandumdan esasen yani söylenmiyor ama beklentileri de çok belli. Beklentileri şu, hükümetin burada doğru dürüst bir seçim güvenliğine olup olmayacağını sorguluyorlar. Hükümetin seçim güvenliğine yeterince dikkat etmeyeceğini düşünüyorlar. Ve referandumla ilgili genel yaklaşımları hükümetin bu süreci bütün medyayı kullanarak, bütün imkanları kullanarak yürüttüğünü pekala biliyorlar. Şimdi esasen soru şu buradaki, acaba Türkiye otokratik bir rejime geçerse, bir diktatoryaya geçerse ilişkiler nasıl etkilenecek?
hep konuştuğumuz kesimler şunu söylüyorlar. Türkiye'de özellikle düşünce kuruluşu temsilcileri, Türkiye'de evet çıkması halinde Türkiye'nin AB sürecinin ortadan kalkacağını, Avrupa Konseyi ile ilişkilerin askıya alınacağını ve donacağını, AGİT'le sorunlar yaşanacağını, Avrupa Birliği'nin zaten donmuş olduğunu ve iyice gündemden düşeceğini ve Türkiye'nin Batı kurumlarından uzaklaşacağını ve uzaklaştırılacağını belirtiyorlar. Bu bizim de dile getirdiğimiz bir konu. Dışarıdaki kanaat de genel olarak bu.